Kur'an-ı Kerim'in şefaati kıyamet günü boladı degenleri, kıyamet gününü takitle etkenleri bu şu ki Kur'an-ı Kerim'in şefaati kıyamet günü gene çekilemedi. Dünyada hem inşallah Kur'an'ın berekatı boladı. Ama bu yerde Kur'an-ı Kerim'in şefaatçi bulup şahs sıfatında geliş nezarda sütülü yaptı. Kur'an-ı Kerim kandey şefaatçilik kıladı. Bir şahs sıfatında gelip bendeni Allah bilen ortasına düşüp şefaat kılar. Şefaat azaptan kurtarış buluşu mümkün. Günahını keçirilişi için buluşu mümkün. Cennette yukarı mertebe alış için buluşu mümkün. Cennet yekil yaptı bir kişi. Şefaat onun derecesini kurtarışı vesile buladı, vasıta buladı mesela. Şefaatin de türleri yok. Şimdi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayet dedi ki مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِيْذْنِهِ Allah'ın izniniz. وَلَا يَشْفَعُ Allah'ın huzurunda Allah'ın izinsiz hiç kim şefaat kılalmıydı. Allah kim ki illa men edinele. Kim ki Allah izin bilgen bulsa gene, Allah ruhsat birse gene onu şefaat kıladı. Şefaat kılgı uçu adam. Mesela şehit şefaat kıladı. Ahlagan adamın mı? Yok. Allah izin bilgenlerini gene kıladı. Kur'an-ı Kerim hem Allah izin bilgenlerini şefaat kıladı. Allah kimge izin bergen iken hazırdan ayet koyabdılar Resul-i Ekrem aleyhisselam sahiplerini şefaat kıladı. Demek Kur'an-ı Kerim sahiplerini uzunu ashabını şefaat kılışı Allah Teala izin bergen bitip koyanlar. Biz sahip buluş güne koyan biz zamanda. Kur'an-ı Kerim'e hem nefes buluş Kur'an-ı Kerim'e sahip buluş güne koyan. Şimdilik egelik manasını hem birisi buladı. Kur'an-ı Kerim'e ege buluş manası da bu. Kişi kalbiga Kur'an'ı caylaşı, Kur'an-ı Kerim'ini egelleşi bilen düşünüledi. Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın kelamıdır. Ezeli kelamı. Allah Teala'nın uzdan sadır bulgen bendelerge Allah Subhanehu ve Teala'nın tecellisidir. Allah uzunu Kur'an bilen kursetken bendelerge. Cafer-i Sadık etkerler ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tecelli kılgen yani uzunu kursetken namayan kılgen. Fakat onu köredigen yok diyendir. Köredigen kim? Ana şu tecelli kılgen nersesi, uzdan sadır bulgen nersesi, uzunin ezeli kelamı Allah'ın sıfatlerindendir. Bu Kur'an-ı Kerim şefaatke kirşerken onun şefaati ötmeyi kamaydı. Mesela biz atamızı hakkıya dua kılışımız mümkün. Keçirgin deyip. Anamızı hakkıya dua kılışımız mümkün. Cennetin yukarısını bilgin deyip. Kabul buluş ihtimali var. Bu meslek ihtimali var. Cenaze okuyemiz bir adam ölürse. Cenaze namazı şefaatçiliği hesaplanadı. Cenaze mumillerinin merhumunun hakkı diye şefaatçiliği. O şefaat ötüşü mümkün, ötmesi diye mümkün. Biz cenazede dua kılamız ben şu adamı keçirgin diye. Allah halası keçirdi halamızı. Duayımız özümüzde acır bula diyor. Merhumge umumen faydası olması diye mümkün. Bu Allah'ın iradesi diye nersin. Ama Kur'an-ı Kerim şefaatçi bu seçiyi, Kur'an ozu aldığından izin verilgen şefaatçiliği. O elbette ötedi o. Kur'an-ı Kerim'in şefaati elbette ötedi çünkü birer bir mehluk yaratılmış, Allah Teala'nın ezeli sıfatı bugün Kur'an-ı Kerim'in mertebesini alamaydı. Kur'an-ı Kerim'in mertebesiye kıyas kılınmıyor. Kur'an-ı Kerim şefaat kılarken, O Allah Teala'nın özüden sadır bugün kelam iken elbette Allah'ın huzurunda onun şefaati ötedi. Demek bizden Kur'an-ı Kerim'in şefaatine layık buluş kaladı. Onun yolu Kur'an-ı Kerim'in özümüzde aşina tutuş, Kur'an-ı Kerim'de aşina buluş kaladı.